Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın Kalkınma Kurulu ve Mali Destek Programları Değerlendirme Sonuçları ilan toplantılarına katılmak üzere Mersin'e geldi. Mersin Valisi ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Çakacak'ın eşlik ettiği Bakan Yılmaz, gerçekleştirilen toplantıda Mersin ve Adana iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geldi. Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti Mersin Milletvekili Mustafa Muhammed Gültak, iş adamları, bürokratlar ile Çukurova Kalkınma Ajansı yönetimi katıldı. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada ekonomik gelir açısından üst orta gelir grubunda, insani kalkınmışlık açısından da yüksek insani gelişmişlik grubunda olduğunu belirterek, 10,5 yıllık kalkınma planının temel iki hedefi, üst orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna, yüksek insani gelişmişlik grubundan en yüksek insani gelişmişlik grubuna geçmek dedi. Son günlerde yaşadığımız acı hadiselerden dolayı, kayıplarımız var, şehitlerimiz var. Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle ülkemizin huzuru için, kamu düzeni için, vatandaşımızın emniyeti için kararlı bir şekilde güvenlik güçlerimizin çaba sarf etmeye devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bu hadiselerin tekrar yaşanmamasını da tabii ki yürekten temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve iddialı bir ülke. G20 dediğimiz dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan bir ülke. Bugüne kadar baktığınız zaman, Türkiye'nin geldiği yere baktığınız zaman önemli bir konumdayız. Dünyada ülkeleri 4 gruba ayırıyorlar. Düşük gelirli bu ülkeler, alt orta gelir grubundaki ülkeler, üst orta gelir grubundaki ülkeler ve yüksek gelir grubundaki ülkeler şeklinde. Ülkemiz bugüne kadar sağladığı gelişmelerle, büyümeyle, performansla üst orta gelir grubuna ulaşmış bir konumda. Özellikle son 10-13 yıl içinde aşağı yukarı ortalama %5 civarında bir büyüme hızıyla belli bir noktaya gelmiş durumdayız. 800 milyar dolar civarında bir ekonomik büyüklüğümüz var. Kişi başına gelirimiz çok şükür 10.000 doları aşmış durumda. Ancak bu bizim için elbette yeterli değil. Daha üst hedeflere yürümek durumundayız. Burada da artık bütün toplumumuza mal olmuş 2023 vizyonumuz var, perspektifimiz var. 2023 vizyonu çerçevesinde de Kalkınma Bakanlığımızın bütün ilgili taraflarla, merkezde ve yerelde tüm ülkeyle aslında istişare içinde, katılımcı bir şekilde hazırladığı 10. 5 yıllık kalkınma planımız var. Bu planda temel hedefimiz işte bu üst orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçen bir ülke haline gelmek. Bir taraftan da tabii insani kalkınma dediğimiz bir kavram var. Birleşmiş Milletler'in belli kriterlerle ölçtüğü bir kavram. Burada da yine 4 gruba ayrılıyor ülkeler. Düşük insani gelişmişlik grubunda olan ülkeler, orta insani gelişmişlik grubunda olan ülkeler, yüksek insani gelişmişlik grubunda olan ülkeler ve en yüksek insani gelişmişlik grubunda olan ülkeler. Burada da ülkemiz yüksek insani gelişmişlik grubunda, yani 3. gruptayız. Yine aynı şekilde hedefimiz en yüksek insani gelişmişlik grubuna yüksek. Çukurova Ajansımızın bakın yaptığı çok sayıda çalışmalar var. Bunların detaylarına inmek istemiyorum. Fakat birkaç rakam da söyleyeyim. Bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri anlamında Adana'da 180 faaliyet, Mersin'de 170 faaliyet gerçekleştirmiş ajansımız. Yine çeşitli yatırım tanıtım organizasyonlarına katılım olmuş. Broşürler, bilgi notları yapılmış ve çok sayıda çalışma var.
2014 yılının en başarılı medya temsilcileri seçiliyor. Erdemli Belediyesi tarafından organize edilen Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da yayın hayatını sürdüren yerel radyo, yerel televizyon, yerel gazete, yerel dergi ve yerel internet haber sitelerinin yarışacağı 2014 yılının en başarılı medya temsilcileri Kız Kalesi Yerel Medya Ödülleri gerçekleştirilecek. Düzenlenen organizasyonla ilgili Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yarışma hakkında bilgi verdi. Erdemli Belediyesi olarak iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Gerek çalışma arkadaşlarımızla, gerek meclis üyelerimizle, gerek kentimizin önde gelen insanlarıyla, siz saygıdeğer basın mensuplarıyla projelerimizi hep birlikte gerçekleştirmekteyiz. Geçen dönemde Erdemimize gerçekten birçok hizmetleri, birçok güzellikleri birlikte tanıştırdık, birlikte gerçekleştirdik. Bundan dolayı huzurlarınıza tüm basın mensuplarımıza binlerce kere teşekkür ediyorum. Yani sizler elbette biz kamu görevi yapıyoruz. Kamu görevi yaparken toplumun gözü, kulağı, toplumun sesi, nefesi olan sizler de bizim yaptığımız bu hizmetleri kamuoyuna duyurmada ciddi bir görev üstlendiniz. Ben gerçekten bu hassas tutumlarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. İşte bu düşüncelerden hareketle bir yandan kentimizi mamur hale getirirken, bir yandan insanlarımıza kaliteli, nitelikli hizmet sunmaya çalışırken, bir yandan Erdem'de yaşayan insanların hayat standartını, yaşam kalitesini yükseltmeye gayret ederken, dünyanın en güzel kentini, dünyada gerçekten Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla mazhar olan, güzellikli olan kentimizi her yer tanısın istiyoruz, herkes tanısın istiyoruz. İşte yine sizlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sizler toplumun gözü kulağı ve toplumun haber alma merkezlerisiniz. Sizlerin içinde olduğunuz her proje muhakkak başarıya ulaşır. Elbette Erdem'imiz bölgede tanınıyor. Ama biz bunu az önce Sayın Başkanımızın da dediği gibi daha ileri boyuta taşımak istiyoruz. Yani bir kız kalemiz gibi güzelliğimiz var. Bu güzelliği daha da taşlandırmak, daha da mükemmel hale getirmek istiyoruz. İnşallah adına Kız Kalesi yerel medya ödülleri olarak verdiğimiz bu projenin iki güzelliği olacak. Bir, Erdemimizin tanıtılmasında, Erdemimizin bilinirliğine ciddi bir katkı sunacak ve bizim için daha da önemlisi sizin gibi saygıdeğer medya mensuplarını bölgesel anlamda bir araya getireceğiz. Belki işte Hatay'da aynı sizinle görev yapan meslektaşınızı telefonla belki tanışıyorsunuz ama yüz yüze gelme imkanınız belki olmamıştır. İşte bu düşünceden hareketle bölgemizde bulunan tüm medya mensuplarını bir araya getirelim. Hem onların tanışıklığını arttıralım, hem onlara 2-3 günlük bir sürece güzel bir vakit geçirtelim, hem de bölgemizde yaptığımız işleri, bölgemizde gerçekleştirdiğimiz projeleri bir masaya yatıralım. Yanlışlarımızı, doğrularımızı ortaya koyalım. Sizlerin de düşüncesi de bu kentin daha mükemmel bir hale gelmesini sağlayalım diye böyle bir yarışma, böyle bir proje düzenledik. Kız Kalesi'nde düzenlenecek olan böyle bölgesel bir çalışma beni çok heyecanlandırdı. Tüm gücümüzle biz destek verme kararı aldık yönetim kurulu olarak. Sayın Başkanımın şu 10 gün içinde ben neler yaptığını biliyorum. Hatay'dan, Osmaniye'den, Adana'dan başlamak üzere bütün bölgedeki meslek örgütlerini bir tek tek ziyaret etti. Onların görüşlerini aldı. Çok iyi bir jüriyle herkesin aslanlar gibi yarışacağı ve bu yarışmanın sonunda kentimizde bütün gazetelerimiz, bütün radyolarımız, bütün gazetecilerimiz birbiriyle biz yarıştırmayız ama burada en iyiyi bulma anlamında çok güzel bir çalışma olacak. Mersin'de bulunan Norveçli M.E.H. ve aynı yaştaki kız arkadaşı İ.M.N. ailelerine teslim edildi. Aileleriyle problem yaşayan genç kızların izin sürelerinin bittiği ancak Türkiye'de kalmak istedikleri için kaçtıkları öğrenildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gün haber alınamayan ve Mersin'de bulunan kaçak kızların aileleri günler sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Neden kaçtınız? Erdeyiz galiba. Neden kaçtın? Kaldır hadi. Neden kaçtın? Aslanım, aslanım. Tamam, şoförü gelsin. Tamam, burası. Mersin Büyükşehir Belediyesi terör olayları dolayısıyla düzenleyeceği etkinlikleri iptal etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada son dönemde ülkemizde yaşanan terör olaylarına dikkat çekilerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinlikleri iptal ettiklerini açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan açıklamada Sünnet Şöleni, Anamur, Silifke, Erdemli, Çamlıyayla ve Gözne'de düzenlenecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Karakucak Güreşleri, Çamlıyayla İğne Oyası Festivali, Yenice Barış ve Kültür Festivali etkinliklerinin iptal edildiği duyuruldu. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ilimizde meydana gelen terör eylemlerinde polise ve polis araçlarına yapılan saldırılarda kullanılan izne tabi yanıcı ve patlayıcı maddeler ile ilgili yapılan çalışmalarda müdürlüğümüz Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü sınırları içerisinde iki ayrı iş yerinde mahkeme kararına istinaden yapılan aramalarda toplam 213 adet patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 174. maddesi gereğince iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapılarak tahkikata devam edilmektedir denildi. Adana'da ağır depresyon ilaçları kullanan 47 yaşındaki Hayriye Hünerli Yiğit trenin altında kaldı. Olayın tanığı hemzemin geçit görevlisi Uğur Aydın şoka girerken iki çocuk annesi Hünerli Yiğit'in trenin önüne bilerek atladığı ileri sürüldü. Merkez Seyhan ilçesinin Fevzi Paşa mahallesinde oturan Hayriye Hünerli Yiğit uzun zaman önce eşinden boşanıp oğlu Güney ve Yılmaz ile birlikte yaşamaya başladı. Boşandıktan sonra bunalıma girip ağır depresyon ilaçları kullanmaya başlayan Hünerli Yiğit sabah saatlerinde evden çıktı. Evlerinin önünden geçen demir yolunun üzerine çıkan Hünerli Yiğit yaklaşık yarım saat boyunca rayların kenarında oturdu. Hünerli Yiğit'in durumundan şüphelenen hemzemin geçit görevlisi Uğur Aydın, "Abla ne oturuyorsun orada? Tren çarpar ya da başına güneş geçer." diye uyardı. Uyarı üzerine trenleri izlediğini söyleyen Hünerli Yiğit bir süre sonra iddiaya göre Mersin-Adana seferini yapan tarifeli trenin önüne atladı. Trenin çarptığı Hünerli Yiğit yaklaşık 50 metre sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada annesini evde bulamadığı için aramaya çıkan oğlu Yılmaz da dışarı çıktı. Raylar üzerindeki hareketliliği gören genç olay yerine geldiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. Annesinin cesedi başında oturup gözyaşı döken genci polisler güçlükle uzaklaştırdı. Sakın kaçar. Kapatabilir miyiz? Bak kendisini hissetmiyor. Peki ya. İneceğimiz zaman alalım. Tamam o zaman bekliyor arkadaş. Tamam. 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 Oradaydı. O anda gitti galiba. Nasıl olduysa. Yani içeri doldurmaya bakın. Oturuyor muydu abi? Bir şey söyledi mi hiç? Yani böyle. Yok gelmedi. Dondurmaya bakıyordu. Şey ben dondurmayı düzüldüm. Kendi orada çaycı yanında oturmuştu yani. Sonra görmedim. İçeri girdim çıktım ki olay olmuştu yani. Haydi. Mersin'de zabıta ekipleriyle polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda seyyar kokoreç tezgahına el konuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri gece saatlerinde Yenişehir ilçesi, Nevit Kodağlı Caddesi, Okan Merzeci Bulvarı ve Kipa Kavşağı civarında seyyar kokoreç tezgahlarını toplamak için operasyon düzenledi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden yaklaşık 50 zabıta memurunun katıldığı operasyona Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polisler de destek verdi. Ekipler düzenlenen geniş çaplı operasyonda halkın sağlığını tehdit ettiği öne sürülen çok sayıda kokoreç tezgahına el koydu. Rutin olarak düzenlenen bu operasyonlarla kayıt dışı tezgahların haksız kazanç sağlanması ve vatandaşların sağlığını tehdit eden gıdaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Thank you.
Toroslar Belediyesi 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleriyle birlikte hizmet alanına giren mahallelerde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toroslar Belediyesi ekipleri köy tüzel kişilikleri sona ererek mahalli statüsüne kavuşan 32 köy ve 5 beldede yol açma, genişletme ve düzeltme çalışmaları yapıyor. 2014 seçimleri öncesinde merkez mahallelerimizde ne varsa yeni bağlayan mahallelerimizde de aynı hizmetler olacak diyen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın bu kapsamda başlattığı çalışmalarla vatandaşların takdirini de kazanıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle hız kazanan çalışmalar kapsamında son olarak Arslanköy, Kavaklıpınar ve Çağlarca mahallelerinde mevcut yolları düzenlenerek vatandaşların kullanımına sunuyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslar ilçesinde yayla turizminin yoğun olarak yaşandığını kaydederek, yazın nüfusu artan Toroslara layık olduğu hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Kış mevsiminde hava şartlarından dolayı yaylalık mevkide olan mahallelerde fazla hizmet üretemediklerini ve bu açığa yaz aylarının gelmesiyle birlikte kapatmaya çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Hamit Tuna, yeni mahalle olan yerleşim merkezlerinin eşit hizmet almasını önemsediklerini kaydetti. Başkan Tuna, bilindiği gibi 30 Mart seçimleriyle birlikte köy tüzel kişilikleri sona ererek 5 belde ve 32 köyümüz mahalle statüsüyle belediyemiz hizmet alanına dahil edildi. Daha önce köy ve belde olan ve şu an mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizde ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi bu mahallelerimizde de yol düzenleme, park ve piknik alanlarının bakımı ile çevre düzenleme çalışmalarına yayla sezonu öncesinde ağırlık vermiştik. Bu hizmetlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Ulaşımın daha kolay sağlanması için de mahallelerimizdeki bağlantı yollarını genişletirken açılması gereken yolları da ulaşıma açıyoruz dedi. Tece sahilinde yaşayan vatandaşlar ve tatilciler sahil bandının kirliliğinden şikayetçi. Tece sahilinin kirliliği için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı. İçel TV'ye konuşan vatandaşlar lağım sularının denize aktığını ve sağlığı tehdit ettiğini bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Sular pek iç açıcı değil, devamlı denizden pislik geliyor. İşte köpükler, yağlar, bilmiyorum bu aralarda pek bir düzenli bir de çalışmalar oldu bu kanalizasyon için. Bilmiyorum nasıl olur yani, ne diyeyim. Ben 15 senedir burada mülk sahibiyim. Mayıs ayının başında gelirim. 12. ayın sonuna doğru giderim. Fakat hiçbir şekilde ben rahatlıkla denize giremiyorum. Bir kere sabah 7'de girdin. Girmediysen 8.30-9 arasında sintine. Gemilerin yağı geliyor. Yani vatandaş hepsi sahile kaçınıyor. Plajda TC Belediyesi, ben şunu söyleyeyim. TC Belediyesi iptal oldu. Mezitli Belediyesi'ne bağlandık. Mezitli Belediyesi telefon ettiğimiz halde bir defa kum temizleme, çakıl temizleme makinesi geldi. 40 severten ödüm. Kanalizasyon yapılıyor. Kanalizasyon yapan firma burayı temizleyeceğiz. Temiz şey yapacağız dedi. Toprağı üstüne yaydı. Eski plajımızdaki kum da gitti. Elimize attığımızda şunlar, taşlara bakın ya. Çekin şunları. Böyle mi olur ya? Kanal böyle mi temizlenir? Ben soruşturdum. Gemi oraya bırakmıyor. 6 mil veya 7 mil neyse geçtiği zaman bırakıyor gece. Sabahleyin biz denize gireceğimiz zaman denizin yüzü yağ. Köpük, yağ, pislik. Aha çekin. Sayın kameraman çek, göster şu yağları. Aha gör, yağ pisliği görüyor musun? Sintine ya. Benim şikayetim bunlar. Buranın kanalizasyonu yapan denize bırakıyor. Denizin oraya kadar yüzme bileni var, bilmeyeni var. Oraya kadar gitmek kimsenin imkanı yok. Şurada yüzecek. Burada yüzerken de bu çamuru bırakıyor zaten. Kimse şeyde denizde kalmıyor. İşte bak görüyorsunuz. Çekin. Bir tane denizde insan varsa gösterin. Bura deniz sahili mi yoksa kanalizasyonun sulama şeyi mi? Mersin Tabip Odası geçtiğimiz hafta Halk Sağlığı Müdürü Doktor Aytekin Kemik'in Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı olmadığını açıklayarak tepkilere demagoji olarak değerlendirmesini eleştirdi.
Oda binasında düzenlenen basın toplantısında Halk Sağlığı Müdürü kemiği eleştiren Tabip Odası Başkanı Ful Uğurhan, kemiğin karşıt grup olarak belirttiği kesimin başında Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği geldiğini kaydetti. Mersin Halk Sağlığı Müdürü'nün konuşmasının devamında söylediklerinin bilimsel etik açısından kabul edilemez olduğudur. Kendisi konuşmasında, "Ben kişisel olarak nükleer santralin mutlaka ülkenin geleceği için ihtiyacı olan çok ciddi bir araç olduğunu düşünüyorum enerji ihtiyacı açısından. Bu demagojileri önlemek üzere Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı da bu işin içinde. Biz bir done hazırlayacağız. Hazırladığımız done ile ileride bu demagojilerin önünü kesecek bilimsel bir rapor olsun istiyoruz. İşin aslı budur. Proje kapsamında yaklaşık 10 bin kişiye anket, 1150 kişiye de kanser taraması yapılacak. 18 yaş üstü 9529 kişinin hedeflendiği proje 3 ay içinde tamamlanacak demiştir. Merak ettiğimiz konu şu anda yapacakları ve 3 ay içinde tamamlayacakları bu anket ve bu kapsamdaki kanser taramalarıyla nükleer santrallerin güvenli olduğunu nasıl kanıtlayacaklarıdır. Zira nükleer santrallar gerek kazalar gerekse normal çalışma koşullarında ortama radyoaktif maddeler salarlar ve günümüzde iyonize radyasyonun kanser yaptığı kanıtlanmıştır. İyonize radyasyonun eşey hücrelerinde yapacağı hasarla nesiller sonrasında dahi ölümcül hastalıklar yaptığı çok iyi biliniyorken, Sayın Kemik'in kişisel savını ülkemizin saygın üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin adına dayanarak haklı çıkarmaya çalışması etik açıdan uygun değildir. Mersin Tabip Odası olarak bu yılın Şubat ayında BİMER'e başvurarak bölgemizde yapımı planlanan nükleer santralin sağlık üzerine olumsuz etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda ve hastalıkların önlenmesinde alınacak tedbirleri sağlamada kullanılmak üzere özellikle tiroid, meme, kan kanseri ve bölgemiz insanlarının tiroid hormon seviyeleri konusunda verilerin toplanması gerektiğiyle ilgili bir dilekçe yazdık. Zira bu dört durumun da radyasyon alımıyla yakın ilgisi vardır. Eğer yapılabilirse en iyi ihtimalle şu andan itibaren 10 yıl sonra tamamlanacağı öngörülen bir nükleer santralin sağlık üzerindeki etkilerini ölçmek için düzenli olarak nesiller boyu çalışmaların yapılması ve yapılacak bu çalışmaların nükleer santralin olmadığı diğer alanlarla kontrol edilerek sürdürülmesi gerekmektedir. İşte o zaman çalışma bilimsel açıdan yön gösterici olur. Mersin Serbest Bölgesi'nde ihraç ürünlerinin tırlara yüklendikten sonra çıkış kapısında yeniden indirilerek kontrol edilmesi krize yol açtı. Uygulamayı protesto eden nakliyeciler tırlarla kapıyı kapatarak bölgeye giriş ve çıkışı bir süre durdurup eylem yaptı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca dün hayata geçirilen kapıda kontrol uygulaması, Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma sahipleri ve nakliyecilerin tepkisine neden oldu. Uygulamayı protesto eden nakliyeciler tırlarla kapıyı kapatarak bölgeye giriş ve çıkışı yaklaşık bir saat süreyle durdurdu. Eylem nedeniyle Mersin Serbest Bölge girişinde ve içerisinde yüzlerce araçlık tır kuyruğu oluştu. Bir günde genelde çıkartıyorlar, aynı gün uygulamaya çalışıyorlar. Böyle bir durum olmaz. Burası gümrük, burada eşya taşınıyor. Aynı gün uygulayamazsınız bu kanunları. Yani buradaki insanlar çok mağdur ediliyor. Başta onu söyleyeyim. İkincisi, bir tane mükellef yüzünden bütün insan, buradaki 10 tane mükellef sıkıntı yaşıyor. Et kaçakçılığından dolayı bu kadar sıkılaştırdılar burayı. O yüzden o et kaçakçılığının sorumluluğunu bütün buradaki insanlara yüklüyor. Bu et kaçakçılığı aylar önce olmuştu. Evet ama işte yeni tedbirler alınıyor. O tedbirlerde bu arkadaşları sıkıntıya sokuyor. Yeni tedbirler bizi etkiliyor. Yani masum olan insanları etkiliyor. Olay budur. Yeni bir şey yok değil mi? Herhangi bir kaçakçılık yani, falan yani yok. Kaçakçılık yok ama bir kişinin sonucunu bütün buradaki insanlara yıkıyor. Olay o. Yani bakanlıktan bir günde karar çıkıyor, buradan aynı gün uygulamaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir durum. Bu olarak protesto etmek için tırlarla yolu mu kapattınız?
Yani arkadaşlar evet, yolları kapatmak zorunda kaldılar. Çünkü içinde milyon dolarlık eşya var. Gemiler geliyor, yükleniyor. Bu araçlar burada 5 gün yatarsa içindeki mallar bozulur. Milyon dolarlık mal var. Bu mallar zaten çıkış yapacak. Evet, çıkış yapacak. İran'a gidecek, Irak'a gidecek. Olay budur yani. Mersin İdman Yurdu Kulübü'nden taraftara çağrı. Mersin İdman Yurdu Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Adem Sen'in imzasıyla kamuoyu ve taraftarla paylaşılan açıklamada şu konulara yer verildi. Kulübümüzün 16 Ağustos 2015 Pazar günü saat 22'de Mersin Stadyumunda Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçı olacaktır. 90. kuruluş yıl dönümümüzü yaşayacağımız sevda sezonuna Beşiktaş galibiyetiyle başlamak en büyük dileğimizdir. Bu çerçevede büyük taraftarlarımızın takımını maçta yalnız bırakmaması adına sorunsuz bir şekilde stadyuma gidiş dönüşlerinin sağlanması ve geliş gidiş istikametindeki izdihamın önlenmesi açısından yeteri kadar belediye otobüsü ücretsiz olarak Mersin Büyükşehir Belediye'miz tarafından taraftarlarımıza tahsis edilmiştir. Otobüsler 16 Ağustos 2015 Pazar günü saat 16'dan itibaren aşağıda belirtilen başlangıç noktalarından taraftarlarımızın Mersin Stadyumu'na gidişlerini sağlayacaktır. Buna göre Tevfik Sarı Gür Stadyumu önünden, Forum Şevket Pozcu Lisesi yanından, Mezitli Belediyesi önünde Mersin Stadyumu'na otobüsler ring seferleri yapacaklardır. Araçlarıyla maça gelecek taraftarlarımızın gerek otopark yeri sıkıntısı, gerekse trafik yoğunluğu yaşamamaları adına yukarıda belirtilen başlangıç noktalarındaki uygun yerlere araçlarını bırakarak otobüslerle maça gelebileceklerdir. Kamuoyuna ve büyük taraftarlarımıza saygıyla duyurulur denildi. Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu, pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde Macit Özcan tesislerinde teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenmana futbolcular tam kadro katıldı. Düz koşu yaparak antrenmana başlayan Mersin ekibi kondisyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın devamında 3 takıma ayrılan futbolcular çift kale maçında ter döktü. Teknik direktör Mesut Bakkal, aşırı sıcak ve yüksek nem oranının olumsuz etkilediği çalışmada bazı futbolculara şut çalışması yaptırdı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman sonrası futbolcuları ligin ilk maçında Beşiktaş'ta oynayacaklarının bilincinde olduklarını, çalışmalarını da bu yönde sıkı bir şekilde yaptıklarını ifade ettiler.